Merhaba. Birkaç gün önce değil aslında bir haftayı geçtiğim. Bunun bir bölümünü yaptım. O zaman hafıza bitti kartta. Tekrar yapacaktım. Bu arada Reşad'ın vefat yıl dönümü de geldi. 31 Ocak 1990'da, özür dilerim. 31 Ocak 1990'da mescitte katledilmişti. Bir grup El-Kaide ile ilişkili olan birkaç kişiyle tarafından. Maalesef katili tam 19 yıl sonra Kanada'da yakalandı. Zaten haber oldu Kanada'da. Ondan sonra buraya işte hapsedildi. Ama polis kim olduğunu FBI biliyordu. Çünkü birkaç gece öncesi ben mescitte birlikteydik. Geç vakitti. Pazar gecesi birlikte çalışıyorduk. Yatsı namazından sonra terk ediyorduk ki polis geldi. FBI'dan iki polis. Dediler ki Utah'tan Salt Lake City'den bir grup yakalandı. Orada mescidin şeyleri var, haritaları var. Başka bir kelime vardı harita yerine, croquis. Onun için size karşı suikast tehlikesi var. Vallahi biliyorsan niye bunu gelip Reşad'a söylüyorsun ki? O zaman birkaç gün sonra zaten şey dedi, bir dahaki cumaya yetişmedi zaten. Şehit dedim, gerçi ağzımız çalışmış aslında. Yani şehit çok büyük bir olaya tanık olmak, gazi için kullanılıyor Kur'an'da. Şimdi aslında şehit olan benim, ona şahit oldum. Çok ilginç. Ve o zaman Reşad bana döndü, bir ayet okudu, dedi şeytan korkutmak ister dedi, bunu kimseye söyleme. Mescitte iki kişilere. Ben tabii ki söylemedim. Ben işin ciddiyetine de doğrusu pek kavrayamadım o anda. Çünkü belki de önlem almayı düşünmem lazımdı. Hani nöbet tutalım falan ama belirsiz bir şey, sadece dikkatli ol dedi. Daha sonra öğrendim. Meğerse Reşad arkadaştan Ali Mahmut Abib diye bir arkadaş var, Somalili. Ondan silah istemiş ve ilk kez silah taşımaya başlamış. Ama sabah erkenden, güneş doğmadan mescide geliyor. Zaten kendi başına gelirdi, mescitte ibadet ederdi ve çalışmasına başlardı. Yani çok çalışkan bir insandı, Allah rahmet eylesin. Ve orada meğerse gizlenmişler, damdan içeri girmişler iki kişi. Ve orada onu bıçaklayarak katlediyorlar ama inanıyorum ki Allah ona o korkuyu yaşatmadı. Çünkü Allah'ın sözü var ve yani o işkenceyi çekmedi. Aynı şekilde İsa için de öldürdüğünü zannediyordu ama Allah bir benliğini, kişiliğini alıyor. Onlar bedenini şey diyorlar, öldürüyorlar zihinsel olarak. Bu şeyi çekmiyorlar, bu ızdırabı çekmiyorlar. Benim bu konuda %100 bir imanım, güvenim var. Bu kitapların kaç tanesini sizinle paylaştığımı önce hatırlamıyorum ama bu kitabı unuttum sanıyorum, paylaşmadım. Bu çok önemli bir kitap. Reşad'la ilgili birkaç anımı anlatacağım size. Bu kitap Rabbi Judah'nın elde kalmış 8 cildinden bir kitap. İbranicesi bu ama İngilizce şurada olması lazım. Ben bunu görmüyorum. Şöyle. Evet. Bu kitap İbranice, Hebrew ama pek okuyan yok. Bunu bulacak birisini, çevirecek birisini arıyorum. Baş aşağı tutuyorum. Onu da bile bilmiyorum. Baş aşağı değil galiba. Böyle burada altı çizili yerler rakamlardır ve 19 sistemini bu adam 11. yüzyılda Tevrat'ta keşfetmiş. Tabii ki hatta o öylesine ki o sisteme göre de 19 sistemine göre eklenmiş bölümleri ifşa ediyor. Diyor ki mesela Fransız Yahudileri şu duada diyor, Aşire-i Tamime-i Darah diye başlayan bir bölüm eklemişler diyor. Bu bölüm çıkarılırsa
burada Elohim ifadesi 19 kere geçer. İsrailoğulları ifadesi İbranice olarak diyor tam 19 kere geçer. Kelimelerin sayısı da 152 olur diyor. 19 çarpı 8. Ve bu sistemi anlatıyor. Diyor ki bu sistem öylesine bir mükemmel bir sistem ki diyor buna eklense diyor çıkarılsa diyor belli eder diyor. Ve böylece şey diyor yani bu kitabı mutlaka çevirmemiz lazım ve Kur'an'da bir ayet buna işaret ediyor. Onu araştırınız 19'a ilgili olarak. Bu kitap Norshin'den Arizona adlı kitabın arka bölümünde Reşat'la ilgili bazı şeyler var, resimler, haberler var. Onları bakarsınız. Bu kitapta şey olması lazımdı, Reşat'tan bahsetmeleri lazımdı. En azından bir bölüm ayırmaları lazımdı. Maalesef etmediler. Daha önceki videoda da bahsettim mi etmedim mi bilmiyorum. Bu 9-11, bu çift kuleler olan saldırı var ya, o saldırı üzerine Senato'nun hazırladığı bir rapor. Bu raporda onu gizliyorlar. Aslında Reşat'ın öldürülmesini planlayanların başındaki Hancur, bu saldırıya, hani 19 tane şey vardı ya, pilot, o saldırıya 19 tane terörist deniyor. Bunların buna katılanlardan birisi, yani ilişki çok net. El-Kaide'nin Amerika'da işlediği ilk cinayet oluyor. Buna bir bölüm, en azından birkaç sayfa ayırmaları gerekirken bir dipnot bile ayırmadılar. Sonradan öğrendik ki meğerse Suudi ile ilgili bölümleri classify yapmışlar, yani gizlemişler. Çünkü Suud Amerika'nın Orta Doğu'daki köpeğidir. Köpeğidir yani. İsrail'den çok daha kötü bir şey. Yani sürekli yani her emri yerine getiren ve şeydir yani tümüyle orada bir üsttür. Suudi Barbaristan diyorum. Bu Introduction to Logic diye kitabını niye buraya koymuşum? Belki de sonundaki şeyden dolayı burada bir bölümdür. 19th Rule of Inference, 19 mantık kuralı. Bu kuralları öğretirim burada birkaç bölümde. Çok güzeldir bunlar. Yani dili bu sembollara çeviriyoruz. Ama bunlar mantık kuralı. Modus ponens deniyor. Türkçelerini maalesef bilmiyorum. Yani düşünsem bulurum da şu anda hızlı konuşurken. Modus tollens, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism, constructive dilemma var, absorption var, simplification var, conjunction var, addition var. Ondan sonra bir de rules of replacement var. De Morgan's theorem, commutation association, distribution falan. Ama hepsini okuyayım madem ki okumuşsun. Mesela double negation var, transposition, material implication, material equivalence, exportation, bir de tautology var. Tautology Türkçe'ye de geçmiş. Şimdi bundan bahsetmiştim. Bu çok önemli bir kitap. 1970'te huruf-u mukattaların frekansı, istatistiksel frekansı üzerine yazılmış. Ancak 19'dan bir kelime bile bahsi yok. 1973'ün son ayları, Kasım ayında belki de şeyde ve 1974'te 19 keşfediyor. Onunla ilgili bir kaseti geçenlerde fark ettim. 1974'te Tripoli'de radyo istasyonunda Arapça anonsu yapıyor, ilanı ilk kez. O bende var. Onu internete koymaya çalışıyorum. Beceremiyorum. Bir türlü bir video kanalıma koymak istiyorum. Onu şey video dönüştürmem lazım audio'yu. Bu kitap bu sayfalarını geçireyim de yani göreceksiniz 19'dan bir kelime fark yok. Random olarak gelişi güzel. Bakabilirsiniz. 19'dan bir kelimeyle bile bahsetmiyor. Frekanslarının yani huruf mukattayla başlayan surelerde o harflerin frekanslarının en yüksek olduğunu savunuyor. Okey. Şimdi burada about the author, yazar hakkında bir bilgi var. Bu bilgiyi üzerine 19 var kitabımda da bulabilirsiniz ama şu anda çevrilen 19 adlı kitabında daha teferruatlı var. Merak edenler şunu durdurup bakabilirler. Bilgi için. Ve burada Süleyman Şehit Müfessir'in bir introduction'ı var.
ve Reşad'ın sunuşu İngilizce bilenler görsün, durdursun, baksın. Görürsünüz. Tamam. Şimdi Reşad'la ilgili çok iftiralar var. Daha önceki videomda birkaç tanesine bahsettim. Bir de şeyle ilgili bir Miraç falan varmış Edip diyorlar. Miraç'a çıkmış. Bak Miraç olayıyla ilgili olarak hadislerdeki yalan çok apaçık. Allah ile pazarlık yapıyor. Allah diyor gücünün yetmediğini yüklemez. Miraç kelimesi bir kere geçmez. Reşad'ın anlattığı kendi bir deneyimi olmuş. 1971 tarihinde bir rüye, bir görüş olarak diyor. Yoksa kendisi böyle vücudun göklere çıktık değil mi? Zihinsel olarak Allah ona bazı ayetleri gösteriyor. Şimdi Miraç denilen hikayede yalan olduğu açık. Çünkü Allah insana gücünün yetmediğini yüklemez. Her 28 dakikada bir vakti yüklemez. 50 vakit göğe farz etmiş. Muhammed peygamber 6. göğe inmiş. Musa var. Musa'dan akıl alıyor. Musa diyor olur mu Muhammed? Senin ümmetin bunu yapamaz. Musa düşünüyor ama Muhammed'in kafası çalışmıyor. Allah da sözünü tutmuyor. Haşa bu hadise göre insanın yapamayacağı 28 dakikada bir 24 saat uyumazsan, hiçbir şey yapmazsan, çalışmazsan her 28 dakikada bir vakit. Zaten o vakit tutacak saatleri de yok. Güneşle ne kadar ayırabilirsin ki onu? İnanılmaz bir şey. Bir oyun oynatıyorlar. Bukhari'deki en uzun hadis bu. En uzun yalan. İniş çıkışlar 6. kökle 7. kök arasında mekik dokuyor. Muhammed peygamber bir sendika lideri gibi danışmanı, baş danışmanı Musa. Allah daha aşağı böyle zalim bir işveren gibi şey ediliyor. Ve nihayet Muhammed peygamber ümmetini öylesine seviyor, koruyor ki daha da indirmek istiyor, namazı sıfırlamak istiyor. Musa'dan akıl alarak ama utanıyor diyor, artık utanıyorum falan filan, bu uyduruk. Ondan sonra Burak Murak şeyini, hikayelerini şey etmişler, kanatlı atmış falan filan. Bunlar hikaye, bu yalanlar. Yoksa Muhammed peygamberin olağanüstü, paranormal, metafizik bir şey yaşadığını hiçbir vakit inkar etmeyiz. Zaten vahyin kendisi bizzat budur ve İsra suresinin başındaki onu Musa olduğu iddia ediliyor, Muhammed olma ihtimali daha fazla çünkü bağlam içerisinde öyle. Muhammed peygambere büyük ihtimalle Kur'an'ın vahyinden önce Allah ayetlerini gösterdiği, doğadaki, kainattaki bazı ayetlerini gösterdiği, onu gönlünü şey etmek için. Yani bu ses, bu aldığın vahiy, görsel veya sesli olarak aldığın vahiy gerçekten de kainatın yaratıcısı olan Allah'tandır şeklinde. Çünkü Muhammed Kur'an'da anlaşıldığı kadarıyla sorgulayan, düşünen, agnostik bir insandı. İlk başta ataların dinine şey etti. Çünkü din nedir, iman nedir bilmezdi. Hatta şirk koşmaktan men edildi. Ataların dini üzerindeydi. Batıl yoldaydı. Kur'an diyor ki seni ve vecedeke dallen feheda. Neyse. Şimdi bunu geçtikten sonra Reşad'la ilgili olarak daha önceki videoda şey ettim. Yani Reşad şüpheleniyor kendisinden. Yani aldığı bazı işaretler var. Bir elçi olduğu konusunda. Ve bundan dolayı reddetmek istiyor ama Kur'an'dan ayetleri açıyor. Bir çeşit merak eden, sorgulayan, hatta panik yaşayan bir insanın durumu istemiyor. Yani bir elçi olmak falan istemiyor ama bakıyor ki ayetler attığı, açtığı her ayet elçilikle ilgili bir ayet geliyor. Ve bunu bir ara bir konuşmasına gösterirken Musaf'ı yere atıyor. Oo, Musaf'ı yere attı, hakaret etti. O zaman Musa da Musaf'ı, hatta Musaf'tan daha da önemli, tableti yere attı. O Allah'ın emirleri olan tableti yere attı Harun'dan hesap sorarken. Ama bunlar putperest. Bunlar işte taşa tapıyor, tablete tapıyor, kağıda mürekkebe tapıyor ama içindeki mesaja her zaman ihanet halindeler. Ne zaman Kur'an'dan ayetleri anlatsak onlara, falanca zalim, falanca alim, falanca imam şöyle söyledi, falanca işte bilmem şey şöyle söyledi, falanca hadis. Ayetler Allah'ın ayetlerine karşı hep kör ve sağır kesilirler. Veyahut da nüzul sebepleri derler, bağlamından kaydırmaya çalışırlar Yahudi hanları gibi. Veyahut da mensuhtur derler, iptal ederler inkarcılar. Şeytanın en uydurduğu en büyük yalanlardan birisi. Böylece şey diyorlar şimdi, Reşad elçiliğini ilan etmeden önce 1986 yılında onunla irtibata geçirmiştim. Ben bunu daha önce anlattım. Orada onun elçi olduğuna kanaat getirdim. Dedim böylesine
19x74 kameri yıl boyunca sır olarak gizlenen ve 19x74 yılında 74 suredeki 19 ifşa ettiren, ettiren Allah bunu herhangi tesadüfi birisine bırakmaz. Nitekim ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir bu surenin başındaki ifade, 19 harfli ifade tam 1974 oluyor. Ebced değeri, sayısal değeri. Ebced sistemi de sonra muskacıların tarif ettiği, suistimal ettiği ama Muhammed Peygamber döneminde Hicri 2. yüzyıla kadar kullanılan sayı sistemi, Roma rakamları gibi. Ya bugünkü cahil mollalar, din adamları, hoca efendiler falan bunu bilmez. İşte muskacılıktır, Yahudi aletidir değil. Kur'an'ın döneminde kullanılan ve Kur'an'da da kullanılan bir sistemdir. Net bir sistem ve matematik tarihiyle ilgili kitaplarda bu detayıyla, arkeolojik delilleriyle anlatılır. Mesela ilk usturlaplarda Ebced sistemi kullanılırdı. Müslümanların ilk keşfettiği bir alet var, astronomik bir alet. Orada Ebced sistemi kullanılıyor. Arkeolojik delil olarak müzelerde bulunuyor. Şimdi Amerika'ya geldim. Dediğim gibi geldim, ben cami bekliyorum. Euclid'le 6th Avenue, Euclid First Street'in şeyi, özür dilerim, 6th Street. Euclid Avenue, 6th Street, Euclid Avenue, 1st Avenue'nun şeyi oluyordu. 4th Avenue, yeah. 1st Avenue'nun devamı, üniversitenin tam köşesinde, karşı tarafında, karşısı üniversite. Submission is, happiness is submission to God duvarında yazılı, öyle bilinir. Yani mutluluk Allah'a teslimiyettedir şeklinde. Ben bir kubbeli mubbeli minareli bir şey bekliyordum. Bir baktım Reşat geldi dışarı, yalan ayak beni bekliyormuş. Geceliğin onun için de geç kalmış çünkü ben New York'tan telefon etmiştim. Uçakla ne zaman geleceğimi bile bildirmiştim. Özellikle cuma akşamıydı sanıyorum çünkü millet terk etmişti mescidi. Ben vardığımda tek başınaydı. Belki de birkaç kişi vardı bilmiyorum, hatırlamıyorum net olarak. Ve geldi, baktım böyle neşeli, hoş bir adam. Ben dedim, minare nerede? İlk sorduğum soru minare. Dedim, minareyi arıyoruz. Adam beni oraya getiren, orada bir profesör. Beni havaalanından dedi, orayı biliyorum dedi. Profesörüm dedi, o camiyi biliyorum dedi. O mescidi biliyorum dedi. Adam da biraz zorluk çekti bulmakta, akşam olduğu için. Sonunda beni bıraktı. Ben tabii hayal kırıklığına uğradım. İlk başta Reşat hakkında hayal kırıklığına uğramıştım. Benim babam gibi bir mollaz bekliyordum. Ahmet Didat gibi bir sünni bekliyordum. Bir baktım ki adam zındık çıktı tabii. İlk başta tartışmalarımız daha önceki videoda anlattım. Ondan sonra dedi işte minare. Orada bir ağaç gösterdi böyle. Selvi ağacı böyle. Neyse. Reşat'la bir yaklaşık bir sene kadar birlikte çalıştık. Allah razı olsun, bana bir baba gibi şey etti, yardım etti. Mescitte ilk bir iki ay kaldım. Mescidin arka tarafında bir oda vardı, hatta iki tane oda vardı. Bir çeşit apartmanlar da vardı, yani müstakil evler yan yana. O 4-5 tanesi Reşat'a aitti. Reşat emekli ayrılmıştı. Emekli parasını ile bazı evler almıştı. Onları kiraya veriyordu. Birleşmiş Milletler'de biyokimyacı olarak çalıştı ve danışman, bilim danışmanı olarak çalıştı. Bir süre Kaddafi'ye, deli Kaddafi onu daha sonra şey etmek istedi, öldürmek istedi, kaçtı Libya'dan. Öyle bir şey. Şimdi bu adamla geçirdiğim vakitte onda gördüğüm şeyler, beklediğim şeylerdi. Dürüst bir adam. Tevhid konusunda çok net. Kur'an'ı bilgisi muhteşem idi. Tabii ki buna rağmen ben işte o bir şey söylüyor veya da bir ayet konusundaki anlayışı öyle hemen işte Reşat söylüyor. Oo, böyle şey etmiyordum. Anlat. Delilin ne? Kur'an'dan veyahut da duadaki ayetlerden delilin ne? Tartışıyordum. Bazen kabul etmiyordum. Aklıma onun anladığı şekilde şey etmiyordu ve tartışıyorduk. Genelde o beni ikna ediyordu, bazen ben onu ikna ediyordum. Bazı önemli konularda onu ikna ettim. Ama sürekli tartışıyordu ve gayet güzel tartışma oluyordu. Sürekli öğrenen, sünnilikten kalma şeyleri öğrenerek, Kur'an'a gönlünü açarak, 20. surenin 114. ayetine, Rahman suresinin Er-Rahman Allemel Kur'an ayetine iman ederek,
öğrenen bir insandı. Zaman içerisinde düzeltiyordu. Hatta ilk çevresinden sonra ilk önce mescitte şu sarı yerine koydum galiba. Şu ilk başlarda ilk çevresi buydu. The Golden Cup. Bunu sonradan tahsiye etti. Bunu çıkardı. Hatta burada başında bana teşekkür ediyor. Ben bunun revizyonuna, düzeltilmesine katkıda bulundum. Kendisi çıkışını alıyordu, sahifenin çıkışını alıyordu. Düzelttikten sonra formatlıyordu, yeniden bir formatlıyordu. Ben şey diyordum, feedback veriyordum, tartışıyordum. Yanlış bulduğum şeyleri düzeltiyordum ve tartışırdık. Ben de o zaman Türkçe çeviri yapardım. Ben de bir ayet konusunda, herhangi bir anlama konusunda sorunuza gelip bununla tartışırdım. Hani çünkü Kur'an'ın Kur'an'la açıklaması söz konusu. Benim aklıma gelmeyen bir ayet onun aklına gelebiliyordu. Ha Edip bak şu ayet şöyledir. Ya da şu kelimenin anlamı bak başka ayette şöyle geçiyor. O halde o anlam doğrultusunda bir bakalım şeklinde. Yani mantık, aklın, bilimin, doğadaki ayetlerin süzgecinde Kur'an ayetlerinin Kur'an ayetlerle açıklaması biçiminde tartışmalarımız olurdu. Çok samimi bir insandı. Düşündüğünü söyleyen, gizlemeyen, mütevazi, kendine güveni olan, yanlışı gösterilince yanlışını kabul eden bir insandı. Bir iki kere hayal kırıklığına uğradım onun hakkında. Tabii ki çok büyük beklentilerim vardı ilk başta. Ama o güzel bir şeydi. Yani onun da bizim gibi bir insan olduğu. Hatta mesela bir tanesini söyleyeyim. Kanada'ya gidiyorduk. Kanada'ya ben o zaman daha hiç araba sürmemiştim. Sadece parkta birkaç 5-10 dakikalık bir park etme şeyi vardı. Deneyimim vardı. Bana izin verdiler. Yani araba sürebilirsin, yanında bir şoför olması şartıyla. Sınavı, yazılı sınavı geçmişim. O daha da yani tam ehliyet almamışım. Ehliyet almak çok kolay yani burada. Gidiyorsun sınavı hemen başvurduğun dakikada seni sınava alıyorlar. Ondan sonra orada sınavın sonucunu orada öğrensin. Diyor ki gel diyor istersen birkaç saat sonra gel sür. Yani bir tur yap, birkaç blok tur yaptırıyorlar. Eğer o zaman değilsen gün veriyorlar sana. O gün gidiyorsun, sürüyorsun. Çok kolay bir şekilde $10 da şey veriyorsun. Yani harçlık veriyorsun öylesine. Ehliyet alıyorsun. Yani benim kız kardeşim bir günde ehliyetini aldı. Öylesine ilginç bir şey. Yani bürokrasi maalesef Türkiye'de felaket. Rüşvet hepsi var. Neyse sürerken arabayı sürerken Kanada'ya Tucson'dan Kanada'ya şeyle gittik, Pasifik'le gittik, Pasifik yoluyla. Pasifik'e kıyı olan bir uzun yol var. San Diego'dan başlayarak Los Angeles, San Francisco, ondan sonra ta Seattle, Vancouver'a kadar gittik. Birkaç gün sürdü. Los Angeles'ta kaldık sanıyorum veya da San Diego'da. Atıf Halife'nin evinde kaldık, kardeşi beyin cerrahı Atıf Halife. Ondan sonra San Francisco'da şeyin yanında neydi ya, Periveş adında İranlı bir kadın vardı, çok güzel Kur'an okurdu. Onun evinde kaldık. Sonradan gittik Vancouver'a. Vancouver'da da Raymond Catton, Sophia Catton'ın evinde kaldık. Orada da grup Müslümanlarla, müminlerle tanıştık. Sürerken bir yerde durdurulduk. Kaliforniya'ya geçerken, Arizona, Kaliforniya'ya böyle güya çek yapıyorlar. Orada bir istasyon var, polis istasyonu. Güya meyve sebzeleri şey diyorlar ama aslında amaçları orada Meksika'dan gelen böyle yasa dışı insanlar varsa onları yakalamak veyahut da onları böyle insanları korkutmak oyunuyla gizliden. Durduktan sonra bir hareket ettim. Arabayı ben sürüyorum. Hatta Oldsmobile diye bir araba vardı. Cruze'u vardı o zaman. 1989'u anlatıyorum. 89 yılında. Güzel bir arabaydı. Cruze, otomatik. Cruze'a koydum, bağdaş kuruyorum. 85 mil hızla gidiyorum. 85'in altında gitmeye çalışıyorum. 80 ile 85. Reşat yanında.
kabak çekirdeği yiyerek şey diyoruz, bir de bazen Kur'an dinliyoruz genelde, sohbet ediyoruz falan. Öylesine bir rahat şey oldu ama orada git dedi, gaza bastım, tabii ki fazla kaçırmışım gazı, yeniyim daha. Arabanın tekeri badican yaptı, toz çıkardı orada, tozlu bir bölgeydi, park etmiştik kenarda. Polis dur dedi arkadan falan, ben durdum falan. O zaman Reşat bir kelime söyledi. Ben bu kelimeyi söylemem çünkü Puritan'ım ben. Bazı kelimeler belden aşağı veya pis kelimeler varsa söylemem. Gerçi Türkçe'de söylemezdim ama bu Allah cezasını versin. Bu cübbeli yüzünden bazı kelimeleri söyledim. B-O-K diye bir kelime var. Ağzıma almazdım çocukluktan beri. Yani sırf cübbeliden dolayı o kelimeyi kullandım çünkü o pis herif Sidik ve onu şey diyordu, yani yediriyordu sahabelere falan, onun için azma oldum o zaman. Ve İngilizceden kullanmam bunu, S-H-I-T, heceliyorum ama bu kelimeyi ağzımdan çıkardım. Meğerse Amerika'da herkes bu kelimeyi kullanıyor. Ben tabii hayal kırıklığına uğradım, onu da kendim gibi bekliyorum, daha böyle şey bekliyorum. Ağzımdan böyle kelime çıkmaması lazım falan diye. S-H-I-T, Türkçedeki B-O-K kelimesinin karşılığı. Neyse. Niye bunu anlatıyorum? Yani kadınlarla ilişkisi gayet şeydi, gayet onurlu, erdemli bir şey vardı, bir ilişkisi vardı, irtibatı vardı. Bir kere bile onun kadınlara yönelik böyle yani iffet dışı bir tek jestini, eğilimini, ilişkisine tanık olmadı. Dediğim gibi bir yıl mescitte sabahtan ta yatsıya kadar, sabah namazına ta yatsıya kadar, yani günde yaklaşık 10-12 saat, bazen daha fazla kalırdık. Birlikte birçok yere gittik. Dürüst bir adamdı, alabildiğine mütevazi birisiydi. Cesurdu, bütün dünya meydan okudu. Hatta bütün İslam alemi denilen şirk ve küfür aleminde ilk başta 1974'ten sonra keşfetti, 1976'da ünü birdenbire bütün dünyada işitilmeye başladı. Bütün dünya derken işte Mısır'ı diyorum, Kuveyt, Suudi Arabistan, Türkiye falan. Türkiye'de o zaman da işitilmedi. Türkiye'de 1980'den sonra daha çok işitildi ama Tayyar Altıkulaş onu işitmişti. Mısır'da bir konferansta Tayyar Altıkulaş hatta 19 Mucizesi diye bir kitap yayınladı o zaman. Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Araştırmadan yayınladı. Onunla ilgili kitap Mucize diye yayınladı. Hiç araştırmadı. Araştırmadı besbelli. Ondan sonra da araştırmadan reddetti. Birkaç noktada mevcut alimlerin ittifakıyla çelişince, zalimlerin ittifakıyla çelişince birdenbire de reddetti. İşte o zaman kahramandı. Ezer Üniversitesi tarafından kendisiyle yazılan bir sürü şeyler var. Orada konferanslar verdi, gitti. Sultanların katıldığı, emirlerin katıldığı konferanslar, üniversitelerde, çeşitli kurumlarda. Kitabı yayınlandı çeşitli dillerde. Hatta sanıyorum burada bir tanesi var bende. O zaman Arapça olarak yayınlandı bak. Bunu göstermiştim. Bu Arapça. Bunu internete koymamız lazım. Ondan sonra tabii şey öğrenince birkaç tane şeyi Sünniliğin uyduruk olduğunu fark ediyor o sıralar. Ve bu kitabı yazıyor. Zaten böylece mürted oluyor. Kur'an, hadis, İslam. Bunun Türkçesi de yayınlandı. Muhteşem bir kitap. Yani bunu okuyunuz. Düşünün 1986'da ben bunu okudum. Bir Sünni olarak İran devrine benzer bir şeriat devrimi Türkiye'de yapmak isteyen bir Sünni olarak ben bu kitabı okudum o zaman. 1 Temmuz 1986'da bu kitap benim dünyamı ve ahiretimi değiştirdi. Allah'ım da olsun. Benim Kadir Gecem o zaman. Neyse işte kendisiyle mescitte Kur'an çalışmaları yapardık. Kur'an çalışmaları genelde bir kişinin şeyinde olurdu, önderliğinde olurdu. Bir kişi gelecek dersle cuma akşamın hangi yani sırayla Kur'an'ı baştan giderdik. İşte kimin sırası ise hazırlanarak gelirdi, ilgili ayetleri araştırırdı falan gelirdi. Kadın erkek sırayla giderdik. Cuma hutbeleri de sırayla verirdik.
Yani Rashad Monopoly yapmazdı, tekelci değil. Bazen Beverly'nin, bazen Douglas, bazen falan filan. Öyle bir çok güzel egaliter bir şeyimiz vardı. Rashad'a Rashad diye hitap ederdik. Öyle Sayın Rashad, Hoca Efendi, Şeyh falan diye şey etmezdik. Geldiği vakit önünde ayağa kalkmazdık. Hepimiz eşittik, sahabe olduk yani. Arkadaş, arkadaş. Eğer Muhammed sağ olsaydı Muhammed'le de böylece arkadaş olurdu. Muhammed mürit kabul etmezdi, müritliğe karşıydı. Tam tersi müritliğe. Sahabe, arkadaş olmak saygısızlık değil, sevgi ve saygı. Rashad'a alabildiğine sevgi ve saygım vardı. Ancak bu demek değildir ki ona mürit oldum. Herhangi bir konuda eğer şey etmiyorsa, aklıma mantığıma uymuyorsa itiraz ederdim. Çünkü aklıma mantığımdan ben sorumluyum. Allah'ın bana verdiği bu. Aklımla mantığımla çelişiyorsa onu kabul edemem. Bu kadar basit. Aklım mantığımla ben bir şeyin Kur'an olup olmadığını, Allah kelamı olup olmadığını anlayabiliyorum. Aklım ve mantığımla Allah'ın ayetlerini anlayabiliyorum ve onu kullanabiliyorum teknoloji olarak. Akıl mantığı devreden çıkardığım vakit ben ne olurum Kur'an'a göre? Hayvandan aşağı olursun diyor Kur'an. Eğer diyor aklını kullanmazsan. 10. surenin 100. ayeti muhteşem bir ayet diyor ki Allah akıllarını kullanmayanları, az önce şey ettiğim 19 madde, işte madde kuralları örneğin, akıllarını kullanmayanları diyor veyahut da beynine ihanet edenleri de diyebilirsiniz, zillete, felakete mahkum eder diyor. Neyse, keşke bunu bir söyleşi olarak yapsaydık. Yani Rashad hakkında ki iftiraları, iddiaları şeyden birisinin yapan birisiyle yüz yüze tartışarak yapsaydık. Daha sonra bir işte Rashad 1989'da ben Amerika'ya gelmeden önce 1989 diyorum 1988'de falan işte Selman Rushdie olayı dolayısıyla gündeme geldi ve Medine'de toplanan Nokta Dergisi'nin köpürü var, ilgili köpürü, Noşin'den Arizona adlı kitabının arkasında, inşallah 19 adlı kitabım Türkçe'ye çevrildi, onun arkasında da o sayfa küpürleri olacak, haber küpürleri. 38 ülkeden din zalimleri toplanıyor. Binbaz'ın liderinde Abdülaziz Binbaz adında, gözleri kör ama kalbi ve beyni de kör bir adam. Bunlar Selman Rushdie olayıyla ilgili toplanıyorlar. Amerika'nın tabii şeyiyle bunlar oluyor. Çünkü Selman Rushdie'ye karşı çok popüler duygusal bir tepki oldu Sünni ve Şii alemde. Bunun önderliğini, Selman Rushdie'ye karşı tepkinin önderliğini Hümeyni aldı. Hümeyni ve İran 1 milyon dolar vaat etti. Kim onu öldürürse düşün. Tam müşrikler gibi tepki gösteriyor. Tarih boyunca fikirlerinden dolayı, inançlarından dolayı insanları öldürmek isteyenler müşrikler olmuştur. İbrahim'i öldürmek isteyen babası müşrik değil. Muhammed'i öldürmek isteyen ve onu Mekke'den hicret etmesine sebep olan Ebu Lehebler, Ebu Cehiller falan müşriklerdi. Tarih boyunca müşriklerdir. Yani bütün elçileri, İsa'yı şey edenler, öldürenler de müşriklerdi. İsa Rabbine yükseltildi. Onu bizzat yani dediğim gibi daha başlangıçta zihinsel olarak o ölümü tatmadı. Allah onun canını bedenden aldı ama biyolojik olarak canlı olan bedenini katlettiler. Ama kişiliği, bilinci gitmişti. Şimdi öylesine bir şeyde bunlar bir araya geliyorlar ve Selman Rushdie'ye Sünni dininin tepkisini gösterecekler ve fetva şöyle çıkıyor. Rushdie ve Rashad mürtettirler. Allah Allah. Yani dünya Selman Rushdie'yi tartışıyor. Rashad'ı sadece Sünniler taşıyor ama dünyanın haberi yok yani. Batı dünyasının falan haberi yok bundan. Bunlar Selman Rushdie için bir araya geldiler ama Rashad'ı da şeytanlar, Rashad'ı da araya soktular. Selman Rushdie şeytan olduğu için onlar umurlarında olmadı, yaşıyor hala. Ama bir yıl kadar geçmeden Rashad'ı burada öldürttüler. Ve büyük bir ihtimalle Amerika'nın şey olduğu, buradaki
aralarında Suudi Arabistan ile Amerika arasında üst düzeyde bir çeşit pazarlık oldu. Yani onun öldürülmesine şey edin, göz yumun şeklinde. Çünkü FBI'nin haberi vardı ama FBI daha sonradan onu yalanladı. Mescide gelip, yani birkaç gün öncesinde mescide gelip Reşad'a söyleyip FBI %100 biliyorum, tanık olduğum bir şey. Ben ondan sonra, yani Reşad katledildikten sonra televizyon şeyleri, kanalları geldiler, mescidin etrafında söyleşi yapıyorlardı. Benle sorduklarında ben bunu söyledim. Dedim birkaç gece öncesi FBI'dan iki kişi geldi, Reşad'ı uyardılar falan. Ben bir şey, yani bir bilgi olarak söyledim. Allah Allah, bir daha sonra onu yalanladılar. Yok böyle bir şey olmadı falan filan. Yani orada işin içinde galiba aralarında tam bir koordinasyon yoktu Amerikan şeyinde. Bunu gizlemek için bu yalanı dağıttılar yani. Neyse, Allah her şeye kadirdir. İnşallah bu mesaj muhteşem bir şekilde şu anda yayılıyor. Şu anda dünyanın gündeminde. İleride haberlerini işiteceksiniz. Ve ilk başta ben Türkiye'de sadece Kur'an dediğim vakit bana inanan bir kişi yoktu. Ondan sonra bir iki kişi oldu. Öylesine muhteşem yani bir şey, bir yalnızlık vardı. Ama şu anda her gün yüzlerce kişi, bak tekrar diyorum, yüzlerce kişi Sünnilik, Şiilik dininden ayrılıyor. Sadece Kur'an mesajını kabul ediyor. Ve 19'un ayetine, 19 sayısına tanık oluyor. Muhteşem bir olay gerçekleşiyor şu anda. Hatta Sünnilik, Şiilik dinlerinin felaketlerine tanık olup da deist veya ateist olanlardan da dönenler var. Her gün, her gün öyle mesaj alıyor ki artık hepsini okuyamıyorum bile, çoğuna bakamıyorum bile ama sayılarını görüyorum, istatistiksel olarak gittikçe artıyor ve bu belli bir kritik noktaya gelecek. Ve onun için yani bakıyorsun Cübbeli, İhsan Şen Hoca, Ebu Bekir Sefil falan filan bir sürü böyle adamlar var. Sürekli yakınıyorlar. Hadisleri inkar edenler var. Çünkü kendi cemaatleri içerisinde de şey demiyorlar. Fethullahçılar da aynı şekilde. Her grupta, her cemaatte artık bu soru soruluyor. Birisi falanca İbni filandan, Ebu falandan falanca rivayet ettiği vakit o cemaatten, o gruptan, o tarikattan birileri acaba niye bu sahih mi, nerede inanıyoruz, bu işte mantıkla çelişiyor, ayetle çelişiyor diye sorabiliyorlar ve Allah bildiğine rahatsız oluyorlar. Çünkü eskiden tam koyun sürüsüne sahiptiler. Hiç kimse sorgulamaz, her palavrayı yaparlardı, atarlardı. Sorgulayan çıkmazdı. Şimdi palavra atınca, hadis uydurunca soranlar oluyor, cevapları da veremiyorlar, sıkıntıya giriyorlar. Ve Allah bildiğine rahatsızlar. Yani bu rahatsızlığı olduğu gibi ifade de etmek de istemiyorlar. Yani bir bakıma hesabını yapıyorlar. Fazla konuşsak millet daha fazla işitir diyorlar. Bir kısmı hala bunun için susuyorlar. Hatta bir kısmı karnından konuşuyor. Mesela Nihat Hatipoğlu benim ismimi vermez. Ama beni hedef alarak, karnından konuşarak. Sadece Kur'an Müslümanlığı işte bunlardır falan filan. Twitter'da beni blokladı bu adam. İhsan Şen Ocak da aynı şekilde. Yani meydan okuyor falan ama ben meydanlık okumasını kabul edeceğim. Eyvallah, buluşalım, tartışalım dediğin vakit hemen kıvıran tiplerdir bunlar. Benle tartışamazlar, kaçarlar. Çünkü tartışanların ne hale girdiğini görüyorlar. İfşa olduklarını, rezil olduklarının farkındalar. Hepsi rezil oldu. Hepsi. En böyle başarılı gibi gözüken bir tanesi, şov yapan birisi vardı. Halis Aydemir'di. Adamın ismini sürekli bir başka şeyle karıştırıyorum. Halis Aydemir olması lazım. Bu Bursa'dan İlahiyat Fakültesi, ilahiyatçı, hadisçi profesör. Geçenlerde rejim cezasını savunuyor. Utanmaz herif. Görürsen böyle ne mülayim, ne barışsever, ne iyi bir insan. Ama şeytani bir barbarlığı taşla bir insanı yavaş yavaş işkence ederek öldürmeyi peygambere iftira edebiliyor. Onunla iftira edilen hadisler sahih hadis. Zaten o hadisleri alsan geride bir şey kalmıyor. Hepsini atman lazım. Çünkü o kitabı öyle olmuş. 4 mezhepte de, hatta 5 mezhepte de, hepsinde de
dinin temeli olarak şey edilmiş. Keçiyeli yedirmişler, ayet uydurmuşlar, keçiyeli yedirmişler utanmaz herif. İlmin namusu diye beni suçluyordu, sonunda rezil oldu. Çünkü bana meydan ettiği, okuduğu konuda vahid kelimesinin işte bizim uydurduğumuzu, elif eklediğimizi söylüyordu. İlmin namusu, işte bak vahid nasıl yazıyorsun, var mı böyle bir nüsha? Yok dedim böyle bir nüsha ama 19 sistemi bunun elifli olmasını gerektiriyor. Ben öyle bir nüsha yoktu elimde o zaman. Ama daha sonra iki düzineden fazla sahife, en eski Kur'an musaflarına ait sahifeler buldu. Çeşitli müzelerde ve özel koleksiyonlarda veya da devlet kütüphanelerinde. Ve onları bir videoyla Edip Yüksel, işte Vahid diye yazarsanız, Edip Yüksel Vahid diye yazarsanız veya da Halis Aydemir ifşa oldu. Orada göreceksiniz o delilleri. Eğer ilmin namusu varsa buyur çık ortaya bunu kabul et. Çünkü beni suçladın. Televizyona baka baka hem de böyle iyice kurulmuştu. Benim yorgunluğumdan da istifadeyle iki gecelik uykusuzluk, otüdeki sempozyon dolayısıyla ve otelde gece yarısını aşan toplantılar. İyice böyle şov yaptı. Şimdi bunun şovuna bakan işte kazandı falan diyorlar. Halbuki gerçekte kaybetti. Zaten o videonun başında bir yazılar var. Onu durdurarak onları okuyun. Muhteşem bir olay. Öylesine bir rezil oldu ki ona cevap verecek durumu yok. Yani biraz onur olsa bir insana der ki evet ben vahidle ilgili olarak ilmin namusu diye havalara girdim. Seni ilmin namusunu çiğnemekle suçladım ama ben yanlışmışım, özür dilerim diye bir onuru göstermesi gerekirdi ama böyle bir onur beklemiyorum bunlarda. Sadece bir kibarlık budalalığı, bir kibar görünme şeyleri var. Yani sözlerine bakarsın, duruşuna bakarsın, bir adam zannedersin. Aslında Kur'an'a göre duvara dayanmış hani kütükler gibidir diyor. Huşubun müsennede mi öyle bir ifade geçiyor. Aynen öyle yani görünüşleri, sesleri falan sizi etkiler ama aslında öyledirler. Yani bu adam düşün böyle çok böyle kibar konuşur ama bu adamın dinine göre dini iktidara gelse, hadisi madisi iktidara gelse beni öldürecektir bu adam. Ama benim dinim iktidara gelse kesinlikle o adamın kılına bir yana dokunulmaz. İnancı, inkarı, şirki için. Çünkü Allah serbest bırakmıştır. Kur'an'a göre özgürlük vardır. İnsanları dinini zorlayamazsın. Neyse, bu konuyu daha sonra belki de başka bir video ile, belki de söyleşi şeklinde bir arkadaşla tekrar Reşat konusunu tartışabiliriz, görüşebiliriz. Ancak Reşat hakkındaki iftiralar ve yalanlar bir kampanyadır. Benim hakkımda da çok yalan ve iftiralar başladı. Hatta birileri kanallar açıp duruyorlar. Photoshop'larla, yalanlarla inanılmaz şekilde bana iftiralar yapılıyor. PKK ile insanları tehdit ettiğimi veyahut da bilmem eskortlarla, bilmem fahişelerle şey ettiğimi, nedir, yazıştığımı falan böyle ilkel, hem de bir kısmı da çok ilkel yapıyorlarmış. Ben fazla incelemedim ama onu yapana ifşa ettiler yani o Photoshop şeylerini. Veyahut da videolarından parça parça koparıp şey diyorlar. Mesela diyelim ki havaalanındaki bir Pakistanlı ile yaptığım bir tartışma var. Sünnilik orada tümüyle yerle bir ediliyor. İfşa ediliyor. Baştan sona bir dinle. Palavra. Ama orada adamın sorduğu bir soru var. Tabii ki o soruya geleceğim. Ama o soruya gelmeden önce bazı şeyler var. Onu şey etmem lazım mesela. Namazı nasıl kılacak? Kaç rekat falan. Veyahut da şöyle olursa namaza sonradan gelirsem ne yapacağım ulan? Ne yaparsan yap. Bir kere uyduruyorsun. Bir sürü teferruat uyduruyorsun. Teferruat içerisinde bir soru soruyorsun, bir başka teferruat uyduruyorsun. Namazını kıl. Nasıl kılarsan kıl. Duanı yap. İşin ilginci mezhepler arasında bir sürü ihtilaf var o konuda. Çünkü kafadan sallama. Ya Allah bu konuda diyor ki sizi serbest bırakmış. Allah'ın serbest bıraktığı konularda sorular sorup illa cevapla üretmek istersen bir sürü uyduruk mezhepler, bir sürü farklı ihtilaflı cevaplar. Ve her ihtimali kapsayan kombinasyonlar oluyor. Şimdi adam böylesine bir soruyla konuyu tarif etmek, değiştirmek istediği için ben dedim yok dur, ona cevap vermeyeceğim. Şimdi zaten sonradan
tekrar geldik ona. Ama o arada asıl konunun akışını, önemli konunun tartışılmasını engellemek istiyor. Bu kıldan tüyden konuyla, mezheplerin uydurduğu bir konuyla. Ona tepki gösteriyorum, o tepkiyi tabii kesiyorlar. İşte edibi rezil etti falan. Buyur, bütün bir videoyu izleyin. Neyse, selam ve sevgiyle görüşmek üzere.